Merhabalar, biz Enstitüsyonel Türk izleyicileri bir işi bilen programı daha sizlerleyiz. Bugün yine değerli bir ismimi ağırlıyorum efendim. Üfleme cam sanatı Akil Muhammed Zin. Hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk. İyi misin? Sen nasılsın? Çok teşekkür ederim. Sizi tanıyabilir miyiz Akil Bey? Ben Akil Muhammed Zin. Ben Suriyeliyim. Ben doktor mezun olmuş. Yeni mezun olmuş. 2014. Ama şimdi ticaret çalışıyor. Doktorluktan ticaretten değil mi hocam? Branşımız neydi bu arada? Ben branşın genel cerrah başladı. Ama şimdi bıraktım. Hiç yaptınız mı mesleğinizde? Yaptım. Mısır'da 3 ay yaptım. 3 ama ay yaptınız. Şimdi? Bıraktım. İsteyerek mi yoksa? Tabii isteyeyim. İsteyerek bıraktınız mesleğinizi. Zor olduğu için, yani size zor mu geldi? Hayır. Başka şartlardan dolayı ticaret hayatına atıldım diyorsunuz. Başladım. Peki ticaret hayatı o zaman bizim hemen üfleme cam sanatı mı oluyor? Evet. Nasıl bir yol çizildi peki bu anlamda? Neden bu sanatı da seçtiniz? Bu sanat, ben buraya geldim Türkiye'ye. Mısır gördüm, çok gördüm. Önceki bir arkadaş yanında aynı doktor babasının üfleme cam sanat çalışıyor. Hı-hı. Bir fabrika var. Ben üç defa gittim orada, gördüm. Yani iyi bir sanat. Sonra Türkiye'ye geldim. Baktım, yani iyi ticaret, iyi kazandım. Bu yüzden bu sanat seçtim. Gerçi şöyle bir şey de var, doktorlukla ilgilenen kişilerde sanata yatkınlık oluyor hocam. Ya müzik oluyor, resim oluyor. Yani sanatın bir dalı oluyor. Evet. O zaman bu sizde de vardı bence. Hani her ne kadar bir nevi arkadaşınızı görüp, beğenip, hoşunuza gidip bir teşvik de olsa o içten gelen bir istek de oluyor açıkçası, değil mi? Evet. Doktorluğun artık tabii, içinde doktorluk var bu. Doktorluk daha daha kibar, daha iyi. Yani kişiler daha rahat mı kendini ifade ediyor ya tabii da? Ama ticaret riskim var. Tabii ama ki. Doktor hiç risk yok. O senin bildiğin iş çünkü. Yani tamam, ticareti de belki bir anlamda bilirsin ama ticaret sanırım daha farklı bir aşama. Ne kadar bilirsen bil, gidişat her zaman istediğin gibi olmayabiliyor. Tabii. Tabii ki ameliyat anında da Allah korusun diyelim, hani ummadığınız şeyler de karşılaşabilirsiniz bu süreçte. Tabii. Ama dediğiniz gibi ticaret daha bir başka. Sanki her an ne olacak acaba gibi bir soru işaretiyle herhalde bu yola başlayıp bir de devam ediyorsunuz hocam. Ama sevdiniz sanırım ticareti ki bu yolda gidiyoruz. Gidiyor. Peki bu cam üfleme sanatını içten de geliyor dedik. İşte teşvik de var dedik. Peki bunun tarihinden bize biraz bahsedebilir misiniz? Tarihin bu üfleme cam mevcut eski Mısır'da 2500 yıllar öncesi. Antika Mısır'da cam kolyeli hepsi eskiden yani. Bu bilmiyorum ne zaman yıllar önceki bu sanat, ama Roman antika var, Mısır antika çok var, kolyeli üfleme cam. Bayağı sanırım ürünleri de içerisinde kapsıyor değil mi? Evet. Neler yapıyorsunuz mesela? Aklımıza gelebilecek her şey oluyor mu cam sanatında? Her şey olabilir. Yani kolonya eşyası olabilir, ağaç susu olabilir, hayvan figürlü, deve, kedi, her şey olabilir. Yani üfleme cam sanatçı fikrinin ne var yapabilir. Ne isterse, ne düşünürse onu hayata geçirebiliyor. Nasıl oluyor peki bu cam üfleme sanatı? Yani nasıl yapıyoruz? Ne güzel, o hayal ettiğimiz her şeyi sanırım dökebiliyoruz. Peki nasıl bir süreç? Yani mesela yağlı boya olsa onun bir malzemeleri vardır, boyaları vardır. Alırız, yaparız. Evet. İşte
tuvaldir, fırçadır. Peki üfleme sanatında ne gibi malzemeler, araçlarınız nasıl oluyor bunu yaparken? Malzeme şey, şerumun lazım. Bu şey gaz için sıcak veriyor, çok sıcak. 700-1100 derece. Üfleme şey çok zor bir sanat. Yani sanatçı bir hata yaptın, her şey silebilir. Yani mesela ben bir bardak yapmak istedim. Tabii. Diyelim o bardak istediğim şekli almadı. Tabii. O anda gidiyor yani o. Tabii gidiyor. Gidiyor. Bütün emeğim o anda gidiyor. Düzeltme şansım olmuyor mu benim mesela? Hayır, şansım öyle yok. Öyle mi? Tabii. Çok sabır gerektiren, emek gerektiren. Çok yani çok sabır fikrin lazım. Yani çok dikkatli lazım. Oo, tüm emek gidiyor anda. Tabii. Ne kadar sürede yapabiliriz bir bardak? Mesela bu bardağı cam üfleme sanatıyla biz çok zamanımızı alıyor mu? Kaç saatimizi alır ya da? Yani 5-10 dakika falan. 5-10 dakika? Tabii. Tamam 5-10 dakikaysa istemediğimiz sonuç alırsa çok da sıkıntı olmuyormuş o zaman. Yani evet. İstemediğimiz bir anlamda çizim oluyorsa. Yani 5-10 dakika gider. 5-10 dakika. Bir şey de değilmiş. Peki şimdi biz bu sanatla ilgileniyoruz. Bu aklınıza gelebilecek hemen her şeyi o bir şey diyelim hayata geçiriyorsunuz. Bunun peki sevdiği insanlara ulaştırma kısmı nasıl oluyor? Yani bunu bir satışa sunma kısmında nasıl rol oynuyorsunuz? Ticaret kısmı orada başlıyor sanırım. Evet. Nasıl oluyor süreç? Müşteri normal satış yani. Ev dekor kim? Yani sizlere bizler nasıl ulaşabiliriz? Bu noktada nasıl en azından üfleme cam sanatıyla buluşturabiliyorsunuz sevenleri yaptığınız bu objelerle birlikte? Sosyal paylaşım sitelerinden mi? Nasıl sunuyorsunuz? No, yani ithalat nasıl şey? Normal ithalat şey Mısır'da irtibatım var. Bizim fabrika orada. Fabrikanız orada? Evet. Süper. Ben şey 2014 sonu. Ben orada şey buraya geldi, başladı, iş başladı. Evet. Tekrar Mısır gittim. Orada abimim Mısır'da oturmuş. Fabrika açmış. Şey irtibatım var. Normal imalat yapıyor. İthalat yapacağım. Aylık yani bir konteyner getiriyor. Bağınız orada devam ediyor. Devam ediyor. Sadece Mısır mı? Başka yerler yok mu? Başka yer İran var. Ama orada ben irtibatım yok. Türkiye'de? Burada? Türkiye tabii. Ben Antep. Antep'te. Geldiniz değil mi? Orada da o zaman nasıl üfleme sanatlarına nasıl bakıyorlar orada? O yörede sıcak bakıyorlar mı? Yani İstanbul... Öğrenmek isteyenler var mı? Evet. Bazen şey müşteri geliyor... öğreniyor istediği, kurs istediği ama öğretmen Antep yok. Sıcak bakmıyorlar mı? Evet. İstiyorlar mı, istemiyorlar mı? İstiyor. İstiyorlar. İstiyor. Peki öğretiyor musunuz? Ben mi? Evet. Hayır. Niye ama yani siz de sonuçta öğrendiniz. İsteyenlere bu sanatı tabii, bu sevdirmek şey, açısından, teşvik sanat açısından. İsteyen ama şey... Zor mu yoksa bunu öğretme kısmı? Hayır. Yani insan her şey öğrenebilir. İsterse öğrenebilir. Tabii. O zaman bakılarak da öğrenebilecek. Yani aynı çizgili. Bu yani nasıl anlat? Yani aynı yüzme, aynı çizgili her şey yani. Deneyerek sonuçta. Tabii. Yapılabiliyor. Peki söylemek istediğiniz var mıdır? Üfleme sanatıyla ilgilenmek isteyenlere veya sanatın herhangi bir dalı olsun. Onlara neler söylemek istersiniz? Üfleme şey ben çok sevdim. Evde dekor çok üfleme cam. Çok mu var evde? Çok. Her yer o zaman üfleme cam sanatıyla herhalde dolu sizin. Yani oturma odası... Musafir odası çok. Şimdi bunlara bir emek veriyorsunuz yaparken. İnsan genelde bu
anlamda resimle çalışanlar zordur resimlerini başkalarına vermesi, paylaşması, hediye etmesi de olabilir. Hani bu ticaret anlamında satın alma da olabilir. Sizde de o duygu oluyor mu? Yani siz buna vermişsiniz, emek yapmışsınız. Tamam. Hani birinize hediye ederken içiniz cız ediyor mu? Çünkü ediyor değil mi? Tabii ediyor. Sonuçta hani yaptığınız bir çalışma bir yerden sonra veriyorsunuz. Başkası tabii. alıyor. Tabii. O tür duygular oluyor mu? Genelde yapanlarda olur çünkü. Sizde de evet. oluyor. Evet. Ticaret o zaman devam. Devam tabii. Yine üfleme cam sanatıyla sanırım devam. Evet. Başka bir şeyler katmak istiyor musunuz? Başka var mı aklınızda? Şey başka inşallah şey Suriye, Irak daha iyi yerlere de ulaştırmak daha istiyorsunuz. Daha iyi yerlere. Sonra şey orada satıyor aynı şekil. Yani bu ticaret iyi. Ticaret iyi diyorsunuz, memnun evet, musunuz? Memnun. Bu yolda gideceksiniz. Sadece üfleme cam sanatı yapmaya o zaman devam. Bunları sergilemek istiyor musunuz? Evet. Sergilemeyi düşünüyorsunuz. O zaman evet. inşallah ilerleyen zamanlarda, günlerde o evinizde bir sürü olan üfleme cam sanatları belki de sergiyle buluşturursunuz sevenlerle. Peki çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Çok sağ olun. Efendim Akil Muhammez'in üfleme cam sanatının eğitmeni konuğumuzu bir işi bilenle birlikte. Sonraki programımıza görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.